Tabii çok uzun süre yaşaması mümkün değildi. Yani e, genellikle e, 5-6 yaşlarına varmadan e, bu tür hastalar kaybediliyor. Şu an evet. kendini nasıl hissediyorsun? İyi. İyi hissediyorsun. Sinan 13 yaşında. yaşında. Şimdi iyiyim diyor ama kalbi onu hep yarı yolda bıraktı. Sinan doğar doğmaz boyundan ve yaşından büyük bir hastalıkla gözlerini hayata açtı. Özellikle orta yaşta görmeye alışkın olduğumuz anjiyoyla henüz bir buçuk yaşında tanıştı. Şimdi Sinan'la konuşacağız. Rahatsızlığı neymiş? O anjiyoyu niçin olmuş? Ve şu anda kendini nasıl hissediyor? Merhaba Sinan. Merhaba. Evet bize şikayetlerinden biraz bahseder misin Sinan'cığım? E, e, 13 yaşımda çok çabuk yorulmaya başladım. Uykum geliyordu, uyuyordum. Okuldan hı. gelince, yemeğimi yiyince. Hı hı. Arkadaşlarım futbol oynuyordu. Ben oynayamıyordum. Kalpte delik e, delik karıncıklar arasında bir delik vardı. Kulakçıklar arasında da bir delik vardı ve akciğere kan taşıyan damarda da çok sıkı darlık vardı. Ailesi hastalığa şifa bulmak için Samsun Bafra'dan kalktı İstanbul'a geldi. <laughs> Sinan'ın yaşama ihtimali yüzde ondu. Yüzde dedi o zaman ilk ameliyatında da yaşama şansı dedi. Bunu dedi büyükken dedi kaybetmen başka olur, ufakken başka olur dedi kaybetmeniz dedi yani acısı dedi. O ihtimal gerçekleşti ve küçük Sinan hayata tutundu. 13 yaşına geldiğinde ise biz her ne kadar genişletmiş olsak da o yaşta tekrar darlık oluştu zaman içerisinde. Darlık kritik duruma gelince tekrar ameliyat etme ihtiyacı ortaya çıktı çünkü ileride kalp yetmezliği ortaya çıkabilirdi. O sebepten de tekrar ameliyata aldık ve kendisine kapak yerleştirdik. Sinan yaşam savaşından ikinci kez galip çıktı kendisi gibi olanlara söyledikleriyle umut verdi. Beni iyileştiren doktorlar gibi olmak istiyorum. Hı hı. Öbür normal hastaları da iyileştirmek istiyorum. İyi, başarılı bir ameliyat oldu. Normal yaşamına devam edecek bundan sonra. Sinan'ın tek isteği taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin futbolcularıyla tanışabilmekti. Sırtından Fenerbahçe forması hiç eksik olmuyor. O minik bir Fenerbahçe aşı. Şu anda hastalığı yüzünden çok fazla koşup oynayamasa da onun en büyük hayali bir Fenerbahçe maçını stadyumda izleyebilmek. Hiç maç izledin mi hayatında? Maç izlemedim. Rüyalarında gördün mü? <laughs> Yok. Görmedin mi? <laughs> Görmek ister miydin? Evet. Fenerbahçe maçında olmak isterdim. Sinan şanslıydı. Evet. Oldukça riskli olan ameliyatları başarılı doktorlar sayesinde atlattı. O da artık hayatına herkes gibi devam edebilecek. Matematik öğretmenime, anneme, hı hı. amcamlara falan selam gönderiyor.